çıkmak şansıyla burada gece konaklayabiliyorsun. Hadi gitti mi? Evet. Kalıp suzdolar, kalıyorlar. Merhaba dostlar. Bugün gezimizin 5. günü. Şu anda Fethiye yakınlarındayız. Yaka Park diye çok güzel doğal kaynak suyunun olduğu ve burası çok güzel bir parka dönüştürülmüş. Oraya geldik. Bahsi geçen kar suyu, akarsuyu buralarda küçük küçük havuzlar şeklinde toparlamışlar, toplamışlar. Onlara girdik. Çok değişik bir deneyimdi. Donduk Türkçesi. Şimdi bir şeyler yiyoruz. Paylaşımlardan biliyorsunuz Kaş'ta evde kalıyoruz. Ama günübirlik yakın noktalara rotalar belirliyoruz ve o rotalara gidiyoruz. Şimdi buradaki karnımızı da doyurduk. Çay içtik. Buradan çıkacağız. Patara'ya gideceğiz büyük ihtimalle. Yavaş yavaş gezimizi de sonlandırıyoruz. Dönüş tarihi yaklaştı. Yolda da birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Oh, yataktan kalktık gidiyoruz. Gerçekten ya. Arda iyi kestirdin bu arada. Ama yani tadına doyum olmayan bir uykuydu gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Evet. Araba var. Değerli takipçilerimiz tekrar merhaba. Gezimiz planladığımız gibi çok şükür devam ediyor. Şu anda Fethiye yakınlarındayız. Ne parkta? Yaka Park'a geldik. Buraların hani Saklı Kent'in yakınında bir lokasyon. Güzel suların aktığı, böyle soğuk suların aktığı. Harbi soğuk suların aktı. 10 dereceydi değil mi abi ölçtüğümüzde? Evet, 10 derecelik bir su. Ve hepimiz suya girdik. Soğuk suya girdik, serinledik. Şimdi biraz da kestirdik oralarda. Şimdi devam ediyoruz. Yani Arda kestirdi. Evet, Arda. Vallahi yani yapabileceğim bir şey yoktu ya. Yani çok dayanamadım yani. Şimdi merkezimiz, konakladığımız ev Kaş'ta, Kaş'ın sırtlarında. Çıkıyoruz, günlük böyle planladığımız, hedeflediğimiz noktalar var. Günde 100 kilometre, 70 kilometre, 130 kilometre değişik noktalara gidiyoruz. Akşamları tekrar eve dönüyoruz. Seyahatimizin Bodrum ayağını şimdilik galiba iptal ediyoruz gibi. Çünkü ben bayağı düzeldim ama sesim hala bozuk. Siz de izlediğinizde fark edeceksiniz. Arda ile biz birazcık hastalandık gibi oldu. Çok şükür iyiyiz şimdi. Konaklama kısmını uzun tutmaya karar verdik. Yani sabit nokta kısmını uzun tuttuk. Çok güzel geziler yaptık. Çok güzel yerlere gittik. Şimdi de Kaş'a dönüyoruz. Çok ilginç bir bilgi paylaşayım sizinle. Bu tura başladığımızdan bu yana henüz denize girmedik. Her türlü soğuk sulara girdik. Havuzlarda yüzdük vesaire vesaire ama denize girmedik. Şimdi Kaş'a gidiyoruz bakalım. Güzel bir plajda bir de tuzlu suyla buluşalım. Öyle vedalaşalım istedik. Ondan sonra şu anda tekrar Fethiye yol ayrımına doğru iniyoruz.
Oradan kaç istikametine döneceğiz? Kaputaş plajına bir bakacağız. Eğer gözümüz yerse o kadar merdiveni inmeyi çıkmayı. Tabii ki yemeyecek abi. yani bir de çok cıvık cıvık olacak şimdi orası. Onun için böyle kaşa yakın bir şey yapsak daha iyi olur. Tilos antik şehrine gidiyor muyuz? Bakın Tilos. Yukarıya. Aa, şuna bak ya, müthiş. Bakar mısınız? Harika ya. Ben kamerayla çekmeye çalışıyorum. Harika ya. İşte buraları tek tek çok vakit harcamak gerekiyor. Ya buraya çık. Ya burada bir gününü verirsin ya. Yani. Adam akıllı inceleyeyim desen şuraları. Çok güzel yerler ya. Vakitsizlikten bakamıyoruz ama. Ya 5 değil 15 gün olsa tabii bu gezi canım, yetmez abi. Maalesef. Kesinlikle yetmez. Bu arada o Yaka Park'ta isteyenler ücretsiz gece kalabiliyormuş. Evet. Sabah kahvaltı yapma şartıyla. Hani öyle gezginler giderlerse ücretsiz orada bungalov veriyorlar. Ücretsiz kalıp sadece sabah kahvaltısı yaparak. Evet, onlar battaniye veriyor, yastık battaniye veriyor, çarşaf veriyor. Evet. O bungalovlarda kalınabiliyor. Evet. Bence çok iyi fırsat yani. Güzel fırsat tabii gezecek insanlar için. Tabii. İşte ücretsiz kalırsanız sabah da kahvaltınızı yaparsınız. Aynen. Hatta akşam yemeğinizi yersiniz falan filan. Çok uyguna mal edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Güzel kalkan. Kaza var. Evet, bir talihsizlik olmuş. Bir talihsizlik de biz yaşadık ha Kenan. Ya sorma. CarPlay yerinden uçtu. Biliyor musun? Az önce de çıktı, tuttum, cebime koydum. Yani bir evet, şeylik onda, oluşmuş, bir sakatlık, ne olduğunu onda, bilmiyorum. Yere düştü, bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorum. Ya bir temassızlık var ya bir tam oturmuyor yerine. Yerinden uçtu gitti, yürüyerek evet, gidip bulduk yolda. Ama tabii kırılmış bir yerleri. Aradık, bakalım bulduk. Ne olacak. Oy. Manzaraya oy, gel. Oy, dostlar. Dostlar. Valla. Of, manzaraya bak, manzaraya. Ah keşke. Beraber buralarda olabilsek ama ne yazık ki mümkün değil. Artık bizim vizörümüzden, kameramızdan siz de bu keyfi yaşayacaksınız. Başka çare yok. Müthiş bir manzara. Öyle de fena ki tam virajlı yollar. Başımızı çevirip size görüntü alamıyoruz. Yoldan dikkatimizi evet. Hiçbir şekilde çekmememiz lazım. Bir anlık şey, Allah korusun yani, onun için. Artık göründüğü kadar. Yapabildiğimiz kadar artık. Bu arada ben şeye çok alıştım. Quick Shifter'a. Özellikle virajlarda vites küçültüyorum. Çok faydası oluyor. Evet, şu an Kaputaş'a geldik. Buranın da durmuyoruz yok. Buranın durmuyoruz. Da manzarası, doğal yapısı harika yani. Benim daha önce birkaç kere gelme imkanım olmuştu. Müthiş. Çok kalabalık oluyor zaten burası. Eylül sonu şu trafiğe bakar mısın ya? Şu. Evet, keskin bir dönüşe geldik. Güzel. Çok güzel. Kenan çok hızlanma. Gerekirse arkada kal. Tamam. Araba geliyor.
Sabah burayı geçerken akşam çekeriz, dönerken çekeriz biliyorsunuz ama trafik çok yoğunlaşmış da düşünemedik. Hafta hiç sakin olur dedik ama hiç de öyle evet, olmadı yani. Bu kadar trafik yoktu. Çok güzel ya. Şuraya bak ya. Burada da bir plaj. Çakıllı mı, çakallı mı? Neydi burası? Öyle bir yere geldik ki Kaş Elmalı yolu müthiş, inanılmaz bir yol. Evet arkadaşlar,
O kadar güzel bir yoldan geliyoruz ki aslında çekim yapmayacaktık ama yani dayanamadık. Kaş Elmalı yolu. Yani viraj viraj ve şahane manzaralar eşliğinde gidiyoruz. Böyle bir yoldan Ankara'ya dönüyor olmak bize çok iyi geldi açıkçası. Kaş Kalkan yolu falan çok güzeldi ama burası da ayrı bir güzellik. Kimsecikler yok. Şahane bir yol. Virajlar şahane. Çok dar bir yol. Böyle hızlı viraj yapılmıyor ama müthiş. Eren bir kamyon çıkabilir. Kereste kütük taşıyorlar genelde. Şöyle bir dağ yoluna göre asfalt falan gayet iyi yani. Biz o yedi göllere falan gelmiştik ama kat ve kat güzel bir yol. Keskin bir viraja daha geldik. Hemen vitesimizi ikiye indiriyoruz quick shifter'la. Bakış yapıyoruz. Evet. Quick shifter gerçekten bu virajlarda bu kadar işe yarayacağını ben düşünmemiştim. MotoGP'de demek ki sırf o yüzden kullanılıyor bu iş. Derin derin nefes alın. Şimdi Ankara'ya gidince duman, is kokularına maruz kalacağız kış boyunca. Sürekli viraj. Bir de hafta içi erken saatler, saat 8.59. Yani yol da boş. Müthiş ya. Tek kelimeyle harika bir yol. Giderek hava serinliyor. Evet. Kuruova. 1500 Kuruova Beli, 1560 rakım. Buraya kadar çıktık. İşte herhalde aşağı doğru ineceğiz. Hakikaten film karesi gibi ya. Şu dağın manzarasına bakar mısınız? Bulutlar, güneşli hafif bulutlar. Detaylara bak. Şuraya bakar mısın ya? Şuraya bakar mısınız ya? Bobros tablosu yani. Ya buraları motorla geçmek büyük bir ayrıcalık ya gerçekten. Bu arada sadece ben kayıt açtım. Çünkü sabahın körü herkes üşendi kamera falan takmaya ama kaçırmak da istemedik bu yolu. Bir taraftan da interkomlarla haberleşiyoruz. Araba falan olunca söylüyor, o yüzden bazı virajları böyle rahat dönüyoruz. Of. Çok güzel ya. Sinekçi Beli. Rakam 1380. Ya ne güzel yerler var ya. Çok sıkı, çok sıkı bir dönüş. Yani müthiş bir dönüştü. Yani keyiften gülüyoruz. Buradan Fethiye'ye de bağlanan bir yol ayrımına geldik. Biz direkt Elmalı Korkuteli'ne doğru devam ediyoruz. Artık Ankara'ya yaklaşıyoruz.
yine bir mola verdik. Yolu uzun uzun anlatmadık, zaten güzel yerlerini çektik. Birazdan Ankara'da olacağız. Evet, Turan abi de geliyor. Evet Turan abi, ne düşünüyorsun? Nasıl geçti bu tatil? Harika. Evet, bayağı dolu dolu. Ya dolu dolu motor geçti. Kullandık. Dolu dolu eğlendik. Çok güzel yollar yaptık. Şimdi de hani tilkinin dönüp dolaşıp evet, Kürkçü dükkanına gidiyoruz. Yani Kürkçü dükkanına. Ankara'ya 150 kilometre bir yolumuz kaldı. Yol da çok güzeldi bugün. Çok güzel anılarla, çok güzel keyifli dakikaları hafızalarımıza kazıyarak döndük. İnşallah büyük bir kısmını da Kenan hazırladığında sizlerle paylaşacağız. Yeni videolarda, keyifli videolarda bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Arda Aktar enerji depoluyor. 150 kilometrelik daha emeyim. Motorlar benzin ister, Arda Aktar çok ömer. Düşünüyorsun bu gezi hakkında bir şeylerini alalım. Vallahi nasıl geçti? Nasıl oldu? Şahaneydi gerçekten. İşte böyle, evet, böyle bir şeyi hani daha önce bu yaz başı tekrar böyle bir şey yapmıştım ama daha farklıydı, her şey çok güzeldi. Hani böyle tamam, bazen sıcaktan yorulduk ama şimdi çok daha güzeldi her şey. Bizim ne düşünüyorsun? Nasıl geçti bu gezi, bu yolculuk? Abicim günde 500 kilometreden fazla yapacaksın. Değil mi? Tamam. Yani hem mental hem fiziksel sağlık için. Bayağı oldu değil mi şu anda? Yani evet, gerçekten. Sabah 8'den beri şu an. 550 max abi. Tamam. Evet. Hiç gerek beşe yok geldi, fazlasına. Yoldayız. Çok, sabah çok güzeldi yollar sabah ama. Sabah çok güzeldi. Bir de dağ yollarıydı. Virajlar, motivasyon yüksekti. Hava serindi. Her şey çok güzel bir ahenkte gidiyordu. Ya şimdi de iyi gidiyor ama artık yorgunluk başladı. Yani akşam oldu. Açma germe hareketleri yapma istekleri başladı. Böyle durup benzinciler. Ama falan. Tatil genel olarak çok keyifliydi. Tatil iyiydi. Tatil çok keyifliydi canım. Tatil sürüştü. Çok güzeldi. Yani daha güzel olmaz. Daha güzel tatil ne olacak? Bence de. Hadi bakalım. Hayır işte. Motoçet'in tatili böyle oluyor arkadaşlar. Ama hak etmedik. Hak ettik. Bence. Bence de hak ettik yani. Vallahi hayat bize güzel. Bence yanlış ya. Anlamayın lütfen dostlar. Buralarda oluyor böyle şeyler.